Şimdi Kütahya'nın pınarları bol. Kütahya'da biz de parayla su falan alıyoruz ya, yani bunlar abesle iştigal gibi bir şey oluyor. Yani her taraftan, yedi dağdan, yedi dereden su geliyor. Parayla su içiliyor. Vallahi içenler hep üç çeşmeden içerlermiş. Nerede içerlermiş? Kırklar yediler oralardan, böyle Gundüren'den içe içe giderlermiş. Tabii oradan bir anekdot anlatayım. Rahmetli Hisar Rahmet amcayla 1963 senesinde babam elini öptürdü. Dedi, benim dedemin, kendi dedemin adı Ahmet. Oğlum dedi, ben Lalı Hüseyin Paşa okulunda okuyorum. Yeni mahallede oturuyoruz. Hisar altı caddeden de Ahmet amcanın oradan geçiyoruz babamla. Dedi, öp dedi şu dedenin elini. Bu dedi senin dedenin adı. Dedemin adı Ahmet ya. Ahmet amcanın da Ahmet. Elini öpmüştüm. Ahmet amcanın bir anekdotunu anlatayım. Kırklarla alakalı. Ahmet, İsa Ahmet amcamızın ustaları Pesendi'yle çalışmadı ama Dülger Hüseyin Ağa, Nuri Çavuş, Mambur Celal, ondan sonra Terzi Sadık, ondan sonra Kelerzade Ethem Bey, ondan sonra bunlarla Araboğlu İbrahim, Araboğlu İbrahim'le. Araboğlu İbrahim Altındaş'ta çobanlık yapar, çobanlık. Altındaş'ta kazada çobanlık yapar. At kılından böyle saza benzer bir ağaçtan kestiği bir şeyleri tel gibi bağlayıp özenli çobanlık yaparken dımbıdı dımbıdı tek koparmış falan. Öyle öyle kendi kendine, Allah rahmet eylesin, saz öğrenmiş. Nasıl öğrendi? Vallahi aşk olsun. Ben öğrenemem öyle atkılıyla falan. Biraz zor yani devre göre. O öğrendiği türküleri Ahmet amcaya kanalize edermiş. Şöyle. Ahmet amca onu ziyaret edermiş. Hemen Kırklar mevkiinde dere akar biliyorsunuz Kumarı'ya doğru. Orada böyle kanalın üzerinde şöyle yürüyecek şeyler vardır. Tomruk, tomruk. Araboğlu İbrahim abi, amcanın şeyi de tomruğun karşı tarafında. Dükkanın önüne Kütahya'da eski gelenek, ahilik geleneği yaygın ya, ahilerimizde yatıyorlar hepsini, Allah rahmet eylesin. Ahilik geleneği biliyorsunuz şu anki Esnaf Odaları Birliği'nin o zamanki inançla, itikatla yapılmış, çok detaya girmek istemiyorum, toplulukları, inançlı insanlar. Halk da öyle. Dükkanın önüne sandalyeyi açık ya kapısı. Sandalyeyi şöyle tersine kodun mu, yani ben geleceğim demek. Dükkanı kitleme yok. Namaza giderken öyle yapar. Çabuk gelecekse öyle yapar. Öyle kormuş. Dibidik dibidik yürüdü. Bak ben yürümesini yapayım Ahmet amcanın. Ulcam'ın yanında bile. Ahmet ne yapıyorsun? Mehmet ne yapıyorsun? Böyle gider böyle herkese takılır yani Ahmet amcaya. Böyle tetik derler yani eski kelimeyle. Tetik tetik yürür. Kırklar mevkine gidermiş. Araboğlu İbrahim amcanın bahçenin karşısına geçti mi? İbrahim ağa dermiş, oğlum dur köpeği bağlayayım demiş. Köpek ısırmasın diye köpeği bağlarlarmış. Ahmet amca geçermiş. Hoş geldin, hoş bulduk. Ya İbrahim ağa, falan zaman sen bir hani benim dükkanın orada kahvede, yüksek kahvenin orada bir şey mırıldan dedin. Ne de o türkü? Aman aman Fatma, işte ben şeye su katmam falan bir şey vesaire. Onu söylettiriymiş. O zaman teyp radyo falan yok o zaman. Onu dinler, iki bardak çay içtikten sonra tipidik tipidik giderken dükkana onu sürekli tekrar edermiş. Bak Ahmet amcanın derlemesini anlatıyorum ha. Hikaye anlatmıyor. Onu tekrar ede tekrar ede müziğini dıngıdı dıngıdı ağzıyla ona söyleyen Fatma'm Cemil'em neyse o söylenen. Mırıldana mırıldana gidermiş. Askerde de tahsili yok. Askerde Acem Birliği'nde Osmanlıca şey yazı yazmayı öğreniyor. Osmanlıca biliyormuş Ahmet amca. Eski yazı. Eski yazı. Hemen işte o yazıyla hemen karalarmış. Onu 3-4 gün artık böyle tekrar tekrar ederek pişiriymiş. Derlemeler de hani böyle ziyaretler vasıtasıyla veya Sadık Beyret var. Ayakkabıcı Sadık Beyret abi köy düğünleri çalarmış. Sadık gel lan buraya cıbıdık. Ona böyle şaka yapar. Cıbıdık gel, ne yaptın düğünde, ne öğrendin? Amca şunu öğrendim. Söyle çığır lan şunu. Dedikleri onlardan not edermiş. Öyle öyle. O zaman araba vasıta yok, her yere gitmesi mümkün değil. Öyle öyle derlemişler. İşte o türkülerden biri de üç çeşmeden sular içtim, kanmadım ayarım. Hasan Helvacı büyüğümden derlediğim, notaladığım. Benden önce insanların da bir şekilde çalıp söylediği ama notaya alınmadıydı. Şimdi biz onu tam haliyle notaya aldık. Ve bu arada bir sürpriz daha söyleyeyim. 3-4 tane kitabım var böyle Kütahya kültür adına. Pek anlamam ama duyduğumu gördüğümü yazmaya çalıştım. Birincisi sazımız, sözümüz, türkülerimiz de öykülerimiz Kütahya. İkinci kitabım
Kütahya gezek geleneğiyle törelerimiz, oyunlarımız. Gezek geleneği neydi? Gezek geleneği Urfa tarafında Sıra Gecesi, Balıkesir tarafında Barana, Konya'da Oturak Alemi vesaire, bazı bir yerlerde Yaren Meclisi, Kütahya'da da gezek geleneği. Bunun kitabını yazdım, teyit ettirdim. Kime teyit ettirdin diye sorarsanız, ressam Ahmet Yakuboğlu büyüğümüze, Allah rahmet eylesin. Mehmet Dumlu Hoca'ya, Allah rahmet eylesin. Ahmet Baysal büyüğümüze, eski belediye reisinden. Bunlar Kütahya'nın köklü yerlerinden. Şevelli Hasan'a, atların ağası Şevelli Hasan'a. Ondan sonra Sadık Atakan'a, Kütahya'nın sevilen yüzü, Allah rahmet eylesin. Hep bunlar Kütahya'nın kalburüstü insanları. Bandımzade konağında hepsini evlerinden böyle aldırıyordum. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar, burada bizim Çiniciler gezeğine, Sazcılar gezeği vardı. Ondan sonra Çiniciler kurduk. Ölenlere rahmet edelim. Çakmakçı Mehmet, Amigo Selahattin diyoruz, Çinici Selahattin ve diğer arkadaşlara. Onları böyle davet ediyorduk, büyüklerimizi feyizlenelim diye. Orada bu kitabı yazdığım kitabın 40 tane kural belirledim. Ben belirlemedim zaten, gezek kuralları var. Onları her okuduğumda iyi etmişsin Mustafa'm, iyi etmişsin Mustafa'm dediler. Dedikçe geçtim. Onların teyidiyle yazdım. Böyle bir kitabım var. Kütahya Sanatçıları kitabı yazdım. Sağ olsun editör arkadaşlar kitabın başına kendi adını yazdırmışlar. Mustafa Salih'in profesör, işte danışman, manışman, bu takım büyükler, rütbece büyük abilerimizden sonra 5. danışma kurulunda olmuş. Böyle bir de kitap yazdım. Ondan sonra ne yaptım? Cumhuriyet'in 100. yılına atfen, Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri Kütahya 12 ilçesiyle beraber Kütahya Kültür Ansiklopedisi yazdım. Nerede? Yukarıda Kültür Müdürü'nün odasında. Nerede? Kütüphanenin bilgisayarında. Ne olacak? Yakında basılacak. Peki ne oldu burada? Bütün 12 tane ilçemizin köy kentini dolaşarak uzmanlar, araştırmacılar, köydeki nineler, dedeler görerek 50 tane TRT repertuarında olan türkümüzü 170'e çıkarttık. 120 tane türkü derledik ve notaladık. Hocam size atfen saygıyla arz ediyorum. Evet, kıymetli hocam, hanımefendiler burada. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu işler kolay değil. Nasip olursa, sayın başkanımıza söz verdiler en kısa zamanda. Alim başkana nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde 700 sayfadan oluşan bir Kütahya'nın 12 ilçesiyle beraber kültür ansiklopedimiz var. Bu türküleri oralarda anlatıyoruz. Bu işlerden tekrar tekrar sonra ben ve diğer arkadaşlarım da söylüyorlar. Biz bu işi maddiyet için yapmıyoruz. Bu sevgiden yapıyoruz. Dolayısıyla inşallah gelecek nesillere bunları hediye edeceğiz.